Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çekmiş olduğum tüm videolardan ilk önce siz haberdar olursunuz. Evet, bugün size yine çok güzel bir model hazırladım. Şöyle iplerimin numarasını vererek başlayalım. 603 numara, şöyle altın başak yeşilim, kırmızım 321 ve 600 numara sarı altın başak. Bu da altın başak arkadaşlar. Numarası da 131. Bakın bu şekilde. Evet, şimdi hazırlamış olduğum modelimi göstereyim. Hem hafif hem yapımı kolay. Biliyorsunuz biz hem böyle yapımı kolay olsun hem de gösterişli olsun, o tür modelleri çok seviyoruz. Bakın, tam sevdiğimiz tarzda yeşili böyle farklı bir çimen yapmak istedim size. Şöyle ütüye de gayet uygun. Bir yaprak, bir tane ara suyu çimeni ve ara suyu çimenin aynısından papatyam için, çiçeğimiz için yuva, yanına bir tane daha böyle ara suyu koyarak bu şekilde yapımı kolay, şöyle şık, güzel bir çimen hazırladım. Yapımı kolay olsun, şöyle rahat olsun. Günlük kullanabileceğiniz veyahut da hediye edebileceğiniz bir model. Evet, şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. İkişer zincir çekerek tığlamalarımızı hazırladık. Tülbentimizin kenarını tığladık. İlk başlarken gibi tığ battığının içine sık iğne ile ipimizi sabitleyip şöyle sık iğnenin üzerine 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. 1, 2, 2, 3 seferde. Bir defa dolayıp bir sonraki tığ battıya 1, 2, 2, 5 zincir ikinci trabzanımın arasından girip sabitliyorum. Bir tane tomurcuk oluşturdum. Yine 3 zincir, hemen bir sonraki tığ battıma kapattım. Bu ara suyum bu kadar. Yine 3 zincir çekiyorum sık iğnemin üzerine. Bir defa doladım. Bir sonraki tığ battıya 1, 2 ve 2. Bir defa doladım. Bir sonraki tığ battıya 1, 2 ve 2. Evet, ara suyumuz ve çiçeğimiz için yuva. 7 zincir çekiyorum. Yine ikinci trabzanıma kapattım 7 zincirimi. 3 zincir. Bir sonraki tığ battıya kapattım. Evet. Çiçeğimiz için yuva. Kenarlarına da birer tane ara suyu yapıyoruz. Yine 3 zincir. Bir defa tığımı doladım. Şöyle 1, 2, 2. Bir defa tığımı doluyorum. Yandaki tığ battıya 1, 2 ve 2. 5 zincir, ikinci trabzanı hemen kapattım tomurcuğumu, 3 zincirle bir sonraki tığ battıya kapattım. Evet, bakın bu şekilde. Kenarlarında ara suyumuz, ortadaki de papatyamız için yuva. Şimdi yaprağımız için aynı işlemi yapacağız. 1, 2, 3 zincir, bir defa doladım. Bir sonraki tığ battıya 1, 2, 2. Bir defa doluyorum. Bir sonraki tığ battıya 1, 2, 2. Şimdi 5 zincir çekiyorum. Çevirdim 5 zincirimi. Hemen bakın bu dibindeki trabzanın içine. Hemen buraya da girebilirsiniz. Buraya da. Nasıl rahat girerseniz. 1, 2 zincir. Dönüyorum. Bu 5 zincir bizim yaprağımız için yuva olacak. Bir defa tığımı doladım. Hemen yuvadan girip bir ilmek aldım. Tığımda 3 tane ilmek var. Üçünü birden çektim. Bir defa doladım. Şöyle aynı yuvadan bakın 1, 2 ve 2. 3 seferde. Bu şekilde yaparsanız benim
tarif ettiğim gibi çok güzel damlacıklı bir yaprağınız olur. Yine yuvadan girip ilmek aldım. 2 2 2 alarak 3 seferde. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. Şöyle 1 2 2 ve 2. 3 sefer doluyorum tığımın başını. Yuvaya girdim. 2 2 2 ve 2. Bakın burada toplamda 6 tane bu şekilde trabzanımız oldu. Şimdi sonuncu için tekrar 3 defa doladım. Yuvaya giriyorum. 1 2 şöyle tığımızın boyunu bir önceki trabzana göre çekerek ayarlıyoruz trabzanımızı. Evet bakın 7. trabzanımız bu şekilde. 5 zincir çekiyorum. Son yaptığım trabzanıma sık iğne ile tomurcuk olarak sabitledim. Geriye kalan kısma da 8 tane bu şekilde 2 3 4 5 6 7 ve 8. Evet. Bir tane buraya 5 zincirli yuvaya, bir tane de buradaki trabzanımızın içine, bakın hem yuvanın içine hem de trabzanı bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum ve 3 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battıya, boş olan tığ battıya kapattım. Evet. Şöyle bir 3 zincir çekerek yaprağımı göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar dediğim gibi bu şekilde su damlası gibi çok güzel şöyle bir yaprağınız olacak. Aynı dolama, aynı alım işlemleriyle bu şekilde yaparak tekrar biraz daha yapalım çimenimizden. Bir defa tığımı doladım. Hemen yanındaki tığ battıya 1 2 2. Bir defa tığımı doluyorum. Yanındaki tığ battıya 1 2 ve 2. Bu şekilde bakın. Trabzanları hazırladık. 5 zincirimi çekiyorum. Son yaptığım trabzanıma sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar 3 zincir. Hemen bir sonraki tığ battıya girip bu şekilde kapattım. Bakın. 1, 2, 3 zincir. Bir defa doladım. Hemen yanındaki tığ battıya 1, 2, 2. Bir defa tığımı doluyorum. Yandaki tığ battıya 1, 2, 2. Evet bakın. Şimdi papatyamız için 7 zincirden yuva oluşturacağız. Trabzanıma sabitliyorum sık iğne ile 3 zincir. Bir sonraki tığ battıya sabitledim. Evet, ortadaki yuvanın zinciri 7, kenardakilerinki ise 5. 3 zincir bir defa doladım. Şöyle 1, 2 ve 2. Bir defa doluyorum. 1, 2 ve 2. 5 zincir. İkinci trabzana kapatıyorum. Bir tane tomurcuk yaptım. 3 zincir hemen bir sonraki tığ battıya kapatarak ara suyunu da bitirmiş olduk. Şöyle 1, 2, 3 zincir. Yaprağımız için yine bu üçgen trabzandan yapacağız. Bir defa doladım. Hemen yandaki tığ battıya 1, 2 ve 2. Bir defa doluyorum. Şöyle 1, 2 ve 2. 5 zincir çekiyorum. Ters çevirdim. Bakın. Trabzan tepe noktasına 5 zincirimi kapattım. Şöyle. 1, 2 zincir. Döndüm düz yüzüne. Evet. Yaprak yapımına başlıyoruz. Bir defa doladım tığımı. Hemen bu 5 zincirli yeşil yuvaya girip bakın tığında 3 tane ilmek var. Üçünü birden buraya kapattım. Bir defa doladım.
Şöyle 1, 2, 3 seferde alıyorum. 3 trabzan. 2 defa doladım. Ama bunu 3 sefer dalacağız arkadaşlar. 2 dolayımı ilk önce 2, 2, 2 alarak bakın 3 seferde aldım. Yine 2 dolayım. Bunu 4 seferde. Şöyle 1, şöyle 2, şöyle 2 ve şöyle 2. Tekrar 3 sefer dolayıp şimdi yine 2, 2 alıp başa kadar çıkacağız. Bakın 2, 2, 2 ve 2. 3 sefer doluyorum. Bunu tek alacağız ilk önce. Birinciler 2, ikinciler 3 oluyor yani. 2, 2, 2 ve 2. Bakın. 7. trabzanımızı da yaptık. 5 zincir çekiyorum. Son yaptığım trabzana sık iğne ile sabitleyip geri kalan kısmına 8 tane sık iğne yapıyoruz. Şöyle 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Son trabzanımızı bu şekilde 8 tane sık iğne ile doldurup ana yuvaya da bu 5 zincirli yuvaya da bir sık iğne, trabzanın arasına bir sık iğne, 3 zincir. Bir sonraki tığ battıya girip sık iğne ile sabitliyorum. Evet. 1 2 3 zincir. Bir defa doladım. Yandaki tığ battıya 3 seferde bir trabzan. Bir defa doluyorum. 1 2 ve 2. 5 zincir. Ve buraya tomurcuğumu yaptım. 1 2 3 zincir kapatıyorum. Evet, ara suyumuz bu kadar. Bakın. Şimdi şöyle şu damlacık görünümünü göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Bu verdiğim trabzan sayılarına uyarsanız bu şekilde çok güzel damlacık görünümlü böyle yaprağınız olur. Evet, şimdi çiçeğimizin yapım kısmına, papatyamızın yapım kısmına geçelim. Bu 7 zincirden yapmış olduğumuz yuvamızın içine sık iğne ile ipimizi sabitliyoruz. Bakın bu şekilde. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 1 defa, pardon, 2 defa doladım. Yuvaya girdim. Şöyle 2, 2, 2 alarak bir trabzan yaptım. 2 defa tığımı doluyorum. Aynı yuvanın içine 2, 2, 2. Başta çekmiş olduğum 3 zincirle beraber buraya 4 tane trabzan yapıyoruz. Şöyle 2, 2, 2 olarak bu şekilde trabzanımı yaptım. 3 zincir. Başında ve sonunda kapatırken 3'er zincirle kapatıyoruz. Bakın. 1, 2, 3 zincir. Şöyle kenara alalım. Diğerleri için yer açalım. 2 defa tığımı doladım. Hemen yuvaya girdim. 2, 2, 2. 2 defa tığımı doluyorum. Yuvanın içine girdim. 2, 2 ve 2. 2 defa tığımı doluyorum. 4. trabzanı yapıyorum. 2, 2, 2. Bakın zincirimle, kenara çektiğim zincirle beraber 4 tane trabzan yaptıktan sonra 3 zincirimi çekip yeşil yuvaya kapatıyorum. Eğer arkadaşlar bu 7 zincir yeşil küçük gelirse 8 çekin. Ben fazla büyük gözükmesin ortasındaki deliği diye biraz küçük çekmek istedim. 2 defa tığımı doluyorum. Yeşil yuvaya girdim. 2, 2 ve 2. 2 defa tığımı doladım. 2, 2, 2. 4. trabzan için şöyle 2, 2 ve 2. 1, 2, 3 zincir. 5. trabzan olarak 3 zincirimi yuvaya kapattım. Dibinde bir tane zinciri çekiyorum ve ipimi kopardım.
Evet, bakın bu şekil papatyaları çok güzel duruyor. Kalın kalın trabzanları hoş duruyor. İplerimi yakayım. Bir tane de buraya yapalım. 7 zincirli yuvanın içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Bakın bu sefer mor renk yapacağız. 1, 2 ve 3 zincir. 2 defa tığımı doluyorum. Yuvanın içine girip 2, 2 ve 2. Zincirimle beraber 2 tane trabzan. Bu şekilde 4 tane trabzan olacak. 2, 2 ve 2. 2 defa tığımı doladım. Yeşil yuvanın içine giriyorum. 2, 2 ve 2. 4 tane bu şekilde trabzan yapınca hemen 3 zincir kapatıyorum. Yaprağımın birini oluşturdum. Yine 3 zincir. Şimdi 2 defa tığımı doladım. Aynı işlem. Yuvaya giriyorum. 2, 2 ve 2. 3 zincirimin boyutunda trabzan yapıyorum. 2 defa doladım. Şöyle 2, 2 ve 2. 2 defa tığımı doluyorum. Yeşil yuvaya girdim. 2, 2 ve 2. 1, 2, 3 zincir. Ve yuvada kapattım. Evet, tekrar bakın. Üçüncü yaprak için 3 zinciri çektik. 2 defa tığımı doladım. Şöyle 2, 2 ve 2. 2 defa tığımı doladım. Yuvaya girdim. 2, 2 ve 2. 2 defa tığımı doluyorum. Yuvaya girdim. 2, 2, 2. 1, 2, 3. Yuvadaki sık iğne ile sabitliyorum yuvamızın içine. Bakın bu şekilde şöyle çok güzel oyuntulu, şöyle sıkı sıkı da zincirleri sıkı sıkı da trabzanları alınca çok güzel bir papatyamız oluyor. Bakın ışık da güzel yansıdı arkadaşlar. Görüntüsü hoş bir şekilde gözüktü. Evet, şimdi ipimi koparıyorum. İpimi hemen yakıp temizleyip geliyorum. Modelimin bitmiş hali bu şekilde. Şöyle bir hepsini bir kadraja sığdıralım. Bayağı uzun yaptık. Çok güzel oldu arkadaşlar. Çok da hoş oldu bakın. Şöyle sevdiğiniz, yapımı kolay, kendi güzel. Başta da söylediğim gibi çok hoş bir model oldu. Bir de şu şekilde tutayım. Şu hepsini bir göstererek. Bakın ütüye de gayet uygun, rahat bir şekilde ütülenir. Şöyle yakın plan papatyalarımız. Şöyle çimenler arasında, yapraklar arasında çok hoş duruyor. Evet, çok da güzel. Yakın plan inşallah. Şöyle işinize yarayan bir video olmuştur. Çekimi güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Hoşça kalın arkadaşlar.